Gazze'de kesinlikle soykırıma yönelik bir savaş yapılıyor. Ve bu savaşı başlatan ne yazık ki soykırıma uğrayan Hamas. Kendi milletini, kendi verin ırkını... arkadaşlar, onun birkaç fotoğraf var. Hocam bu Deniz Gezmiş'in El Fetih kimliği, Filistin Halk Kuruluş Cephesi kimliği. Bizi bir alın, tam ekran verin. O da İsrail'le savaşmaya giderken bir fotoğrafı. Başka fotoğrafları da var. Başka fotoğrafları da var. Bu Filistin kamplarındaki fotoğrafıdır Deniz Gezmiş'in. Bu ülkenin yurtseverleri böyledir işte. Böyleydi. Laf yok. Çok özür dilerim hocam. Estağfurullah, rica ederim. Yani esas olarak değerli izleyiciler, Hamas kendi halkının, ona istediğiniz, isterseniz millet deyin, isterseniz ırk deyin, kendi halkının bir soykırıma uğramasına yol açacak bir olayı bilerek ve isteyerek başlatmış görünüyor. Üstelik de ister inanın ister inanmayın, bütün Hamas taraftarları bu savaşın Hamas'ın zaferiyle devam ettiğini ve Hamas'ın zaferiyle sonuçlanacağını söylüyorlar. İster inanın ister inanmayın. Buna karşılık İngiliz gazetelerinde Hamas'ın bu 7 Ekim'dir zannediyorum saldırısının planlarının daha önceden ele geçirildiği ama İsrailliler tarafından ciddiye alınmadığına ilişkin de bilgiler yayınlanıyor bir yandan da. Yani korkunç bir olay. Gördüğünüz gibi, fark ettiğiniz gibi bir grubun Gazze'de yaşayan Arapların yok edilmesine dönük yönelik bir şey bu. Bir katliam. Bu bir soykırım. O bütün o Gazze'deki yaşayan Filistinlilerin Mısır'da Sina Çölü'ne sürülmesi projesi üzerinde bunun geliştiği anlaşılıyor. Önce kuzey bölgesi Gazze'nin boşaltılacak güneye. Ondan sonra güneyden kapıdan onlar Mısır'a alınacak. Oradan da Sina Çölü'ne. Mısır şimdilik bu projeye evet demiyor. Amerika da bu projeye evet demiş durumda değil. Ama İsrail'in yanında. Bütün Avrupa İsrail'in yanında. Bütün Avrupa. Avrupa'da ve Amerika'da. Ben yabancı ajanslardan da izliyorum. Avrupa'da ve Amerika'da Filistin'de yapılan katliamı telin eden, onlara o katliama karşı çıkan bütün gösterilere polis müdahale ediyor. Gösteriler yasaklanıyor. Ve yeniden bir İslamofobi, İslam düşmanlığı enjekte ediliyor toplumlara. Ve çeşitli biçimlerde İsrail'in haklı bu İslamcıların, siyasal İslam'ın yaptığı cinayetlerden dolayı, IŞİD'in yaptığı cinayetlerden dolayı, Suriye'de ve Irak'ta yapılan cinayetlerden dolayı şimdi Hamas'a karşı yapılan bu soykırımın haklı olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Bakın çok enteresan bir aşamaya girdi dünya. Yani siyasal İslam 11 Eylül 2001 saldırısında Amerika'ya ikiz kulelerin saldırısından itibaren dünyada yeni bir terör dönemi başlattı. Yani küreselleşme başlamıştı. Küreselleşme 1990'da başlayan küreselleşme Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle 2000'de 2001'de siyasal İslam'ın Amerika'daki ikiz kulelere saldırmasıyla yeni bir aşamaya geldi. Ben bunu 40 defa yazdım. Küreselleşmenin terörü küreselleştirdiği dönem diye. İşte Fukuyama orada önce ulus devletler bitti, tarihin de sonuna gelindi, her yere kapitalizm ve üretim hakim olacak filan derken baktı ki işler hiç öyle değil, o zaman yeni bir kitap daha yazdı. Neydi o kitabın yeni adı? Ulus Devlet İnşası, Yeniden İnşası. Diyor ki küresel terörle, küresel insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ve küresel yoksullukla ulus devletler olmadan baş edilemez diyor. Bizim Türkiye'deki ikinci cumhuriyetçilere, AKP'yi bu güce getiren, taşıyan solcu kimlikli veya gösterişli kişilere hatırlatılır bu olay. Şimdi işte korkunç bir çıkmaz içinde insanlık. Bu nedenle Hamas'ın saldırısı bahane edilerek oradaki
soykırımı haklı görmeye çalışan bir insanlıkla karşı karşıyayız. Yani ülkemdeki hukuksuzluğa ve devletin çöküşüne mi üzüleyim? İnsanlığın ulaştığı bu aymazlığa, bu tarafgirliğe mi üzüleyim? Şaşırdım. Yani değerli izleyiciler, gerçekten ne biçim bir dünyada, ne biçim bir dönemde yaşıyoruz? Ama yılmayacağız, yılmayacağız. Bakmayın, ben her şeyi bırakıp, konuşmayı, yazmayı, her şeyi bırakıp dediğim şey korkudan değil, protesto için. Yani bilsem ki protesto, bilsem ki protesto sonuç verecek, bütün varlığımdan da, canımdan da, dahi vazgeçmeye hazırım bunu durdurmak için. Ama hiç ne olacak, Emre Kongar yazmamış, konuşmamış, bir anlamı da olmaz o protesto. Ama yani buna karşı bu gidişe, Türkiye'deki bu hukuksuzluğa, bu anayasasızlığa, dünyadaki bu vahşete, bu soykırıma karşı hangi protesto yapılırsa yapılsın, tabii ki başkalarının haklarına saygılı olmak kaydıyla ve yasal sınırlar içinde, demokratik sınırlar içinde kalmak kaydıyla ben hepsine varım. Çünkü normal konuşmayla falan bu işler olmuyor ya. Yani her gece buraya gelirken düşünüyorum, ne söylemeli ki bunun durdurulmasında, bu ülkede ve dünyadaki bu katliamın ve ülkedeki bu kaosun durdurulmasına yardımcı olayım. Çıkamıyorum işin içinden. Evet. Buyurun efendim. Hocam, biraz önce konuştuğumuz konu vardı biliyorsunuz.